Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de video like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanalıma ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Sağacak ailesinden bahsedeceğim. Başarılı bir avukat olan Necdet Sağacak Kahramanmaraş'ta yaşıyordu. Daha öncesinde başından bir evlilik geçmişti ama maalesef hüsranla sonuçlanmıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra kendisini tamamen işine veren Necdet, 1974 senesinde bir dava için İstanbul'a seyahat etmek zorunda kaldı. Bu bir boşanma davasıydı ve boşanma davasının taraflarından biri ise Neyran Hanım'dı. Neyran Hanım'la ilk kez bu vesileyle tanıştı ve ikili tanıştıktan sonra bir şekilde iletişimleri kopmadı. Yani evet, Necdet onun boşanmasına rol alan bir avukattı ama bir şekilde Neyran'la da aralarında bir elektrik oluşmuştu. Bu sebeple ikili bu tanışmadan sonra ara ara da olsa konuşmaya devam ettiler. Neyran Güzel Sanatlar Fakültesinden mezundu, çok yetenekli bir sanatçıydı, çok iyi resim yapıyordu, çok iyi heykeller yapıyordu. Felsefe ve mitolojiye ilgiliydi ve bu yönleri Necdet'i oldukça etkiledi. Necdet de aynı şekilde felsefe ve mitoloji konusunda çok bilgiye sahipti, ilgilendiği bir alandı. Bu yüzden ortak noktalarının da olması ikiliyi birbirine itmişti. İkili tanışmalarından 4 yıl sonra 1978'de evlenme kararı aldılar. Neyran'ın önceki evliliğinden 2 çocuğu vardı ve bu çocuklar da çiftle beraber yaşayacaklardı. Ama aslında en büyük değişimlerden bir tanesi Neyran'ın İstanbul'dan Kahramanmaraş'a taşınacak olmasıydı. Çünkü Necdet işini bırakamazdı. Zaten ailenin en büyük gelir kaynağı Necdet olacaktı. Bu yüzden onun devam etmesi gerekiyordu ve işi de Kahramanmaraş'taydı. Neyran bunu başlarda sıkıntı etmedi ve Necdet için Kahramanmaraş'a taşımayı kabul etti. Ama bu durum aslında Neyran için pek de iyi olmadı. Kahramanmaraş'a taşındıktan bir süre sonra kendisini çok yalnız hissetmeye başladı. Çevredeki insanlar onun anlaşabileceği insanlar değildi. İstanbul'daki gibi bir hayatı burada artık yoktu. Oldukça izole bir yaşam sürmeye başlamıştı. Dışarıdaki insanlar sürekli onu yadırgıyorlardı. Hem giyim kuşamı, hem ilgi alanları, hem de en önemlisi Neyran'ın burada birazcık zaman geçirmek için yapmış olduğu heykeller. Bu heykeller çevredeki insanlar tarafından bir takıntı haline gelmişti ve insanlar Neyran'ın heykel değil de put yaptığını düşünüyorlardı. Bu yüzden ona karşı gerçekten çok önyargılı ve sert davranıyorlardı. Tabii ki bu durum Neyran'ın psikolojisini de günden güne etkilemeye başladı ve bu insanlar tabii ki onun kafasına tamamen kötü insanlar olarak kazındılar. Kendini dışlayan, kendine kötü davranan insanlardı. Bu sebeple çocuklarını da olabildiğince bu çevreden uzak yetiştirmeye çalıştı. Çocukları evet ilk evliliğinden 2 tane vardı ama Necdet de evliliğinden 4 tane daha olmuştu. Bu çocukların isimleri Raden, Sajen, Rulin ve Beraris'ti. İsimleri evet birazcık farklı. Bunun sebebi ailenin felsefe ve mitolojiye olan hayranlığından kaynaklanıyor. Şimdi size birazcık çocukların işte isimlerinin anlamlarından ve neler yaptıklarından bahsedeceğim. Raden eski Mısır'da adalet tanrısının ismiydi ve olayların geçtiği sırada kendisi 31 yaşındaydı. Daha öncesinde İngiltere'de elektrik ve elektronik mühendisliği eğitimi almıştı. Rulin ise değişim anlamına geliyordu. Olaylar yaşandığında 30 yaşındaydı. Rulin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde muhasebe okumuştu. Sajen'e gelirsek o da olayların yaşandığı sırada 27 yaşındaydı ve onun isminin anlamı ise sağ ocaktan gelen sağ ve genden gelen jen. Bunun birleşiminden oluşuyordu ismi. Beraris'e gelirsek Beraris de temiz kalp demek. O da 26 yaşındaydı. Beraris diğerlerinden farklı olarak bir süre özel bir üniversitede Kıbrıs'ta radyo televizyon bölümünde öğrenim görüyordu. Ama henüz ilk senesindeyken okulu bıraktı. Çocukların sadece isimleri garip değil aslında. Hayatları, davranışları da birazcık garipti. Annelerine inanılmaz derecede bağlı şekilde büyümüşlerdi. Dediğim gibi annesi çevredeki insanların onlara göre olmadığını düşünüyordu ve onlar tarafından yargılandığı için kafasında bu insanları kötü insanlar olarak kodlamıştı. Bu yüzden çocuklarını da olabildiğince bu kişilerden uzak tutmaya çalışıyordu.
Bu da çocukların da tıpkı anneleri gibi çok üzeli bir hayat sürmesine sebep oldu. Neyra'nın söylediğine göre çevrelerindeki insanlar basit, işte iyi olmayan insanlardı ama hem Neyran hem de çocukları çok özel kişilerdi. Onlar gerçekten bu dünya için önemliydiler. Çocukları sürekli bu sözlerle büyüttüğü için gerçekten bu çocuklar da kendilerine farklı olduklarını, çevrelerindeki insanların daha önemsiz olduklarını düşünüyorlardı. Bu hayatta kendilerinden önemli olan tek şey onlara göre anneleriydi ve 4 çocuğun 4'ü de Firesiz böyle düşünüyordu. Tabii ki hiç kimseyle iletişim kurmuyorlardı diyemeyiz. Bazı akrabalarıyla, bazı yaşıtı olan kuzenleriyle görüşüyorlarmış ama belli bir sınır içerisinde. Onun dışında akrabalarına bile oldukça mesafeliler çünkü zamanında gelinleriyle ilgili bu etraftaki put yapıyor söylentilerini duyan Necdet'in ailesi Neyran'ı biraz dışlamışlar. Bu yüzden kendi akrabalarından bile genel olarak izoleler. Belirttiğim gibi bu hayatta onlardan daha değerli olan tek insan Neyran. Neyran'ı öyle bir sembol haline getiriyorlar ki kafalarında onlara göre anneleri sanki bir işveren olabilir, işte bir patron veya bir efendi gibi o şekilde yüceltmiş durumdalar. Hatta annelerine senle benle bile konuşmuyorlar. Sürekli onunla siz şeklinde konuşuyorlar. Mesela bu davranışlarıyla ilgili hem mahalle muhtarı hem de mahallede bir bakkalı olan Ali Fıstık şunları söylemiş zamanında. Ben 1992'den beri burada yaşıyorum. O zamanlardan beri Necdet Bey'i tanıyorum. Ben kendime bir bakkal açtıktan sonra onlar da gelip gidip buradan alışveriş yapmaya başladılar. Ama bu alışveriş sıralarında bile olabildiğince az şekilde irtibat kuruyorlardı. Yani ne almak istediklerini söylüyorlardı, veriyordum, gidiyorlardı. Hiçbir şekilde bir diyalog kurmamaya özen gösteriyorlardı. Mahalleliyle de herhangi bir şekilde sosyal ilişkileri yoktu demiş. Şimdi olayların başladığı zamana gelirsek, Ocak 2011'de ailenin en büyük çocuğu Reden askere gidiyor. Reden askere gittikten bir süre sonra sanırım yemin töreni oluyor. 3 ay sonrasında böyle ailelerin katılabildiği bir etkinlik oluyor. Bilirsiniz mutlaka. Bu etkinlik için aile İstanbul'a gidiyor. Reden çünkü İstanbul'da askerliğini yapıyor. Nisan'ın ilk günlerinde bu şekilde topluca İstanbul'a gidiyorlar. Ama neredeyse İstanbul'a ayak bastıkları an Neyran kötüleşmeye başlıyor. Neyran'ın astımı varmış zaten ve çok ilerlemiş. Artık nefes alamayacak duruma geliyor İstanbul'dayken. Bu sebeple kendisi acilen hastaneye kaldırılıyor. Burada tedavi almaya başlıyor. Çocukları, Necdet hep beraber hastanede kalıyorlar. Bazı yakınları gelip onları ziyaret ediyor. Hiçbir an olsun annelerinin başından ayrılmıyor çocuklar. Ve annelerinin durumunun gerçekten çok kötü olduğunu fark ettikleri için yeme içmeden tamamen kesiliyorlar. Yine bu hastane sürecindeyken insanlara annemizin başına bir şey gelirse, annemiz ölürse biz de yaşayamayız deyip durmaya başlıyorlar. Bu baktığınız zaman aslında çoğu çocuğun ebeveynleri için söyleyebilecekleri bir cümle. Annem olmazsa ben de yaşayamam. Bu özellikle böyle ani durumlarda, böyle hastalık zamanlarında çok kolaylıkla söyleyebileceğimiz bir şey. Çünkü belki de hayata nereden devam edeceğimizi, nasıl devam edeceğimizi kafamızda kuramıyoruz. Bizim için çok önemli, çok özel figürler. Ama bu çocuklar bunları söylemeye başladıkları zaman insanlar acıyla söylüyor, yapmaz diyemiyorlar. Neyra'nın durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Zaten hastanede de çok uzun bir süre kalma şansı olmuyor. Maalesef ki 5 tane hastane değiştirmesine rağmen herhangi bir şekilde onun durumuna çare bulamıyorlar. Kötü durumda olduğu için Kahramanmaraş'a da götüremiyorlar. Yani orada bir hastaneye de yatıramıyorlar. Ve en sonunda 15 Nisan 2011'de Neyran hayatını kaybediyor. Neyran'ın hayatını kaybetmesi tabii ki onu çok seven kocası Necdet'i ilk olarak çok üzüyor. Ama Necdet'ten çok harap olanlar çocukları. Askerde olan Reden hemen izin alıyor ve ertesi gün annesinin cenazesine katılıyor. Cenaze bittikten sonra aile otellerine geri dönüyor ve otele döndükten sonra çocuklar bir odada buluşuyorlar. Buradayken hastanede verdikleri sözü gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Annemiz yoksa biz de yokuz. Bu yüzden bol miktarda uyku ilacı ve içki alıyorlar. Bu şekilde hayatlarına son vereceklerini düşünüyorlar. Ama ertesi sabah hepsi sapasağlam şekilde uyanıyor. Bunun işe yaramadığını gördükleri zaman Beraris'in aracına atlıyorlar ve ormanlık bir alana gidiyorlar. Burada yine kendi hayatlarına son verme düşüncesindeler. Ama tam da bu sıralarda Neyra'nın ilk evliliğinden olan kızı çocuklardan birini arıyor. Onları otele geri çağırıyor, ikna ediyor. İşte kendi hayatlarına son vermelerini engelliyor. Bunu yapan ablaları Berce. Berce bunu yaptıktan sonra Necdet'i arıyor ve diyor ki bak ben bugün ikna edebildim ama bu çocukların psikolojisi çok kötü. Kendilerine zarar verecekler, haberin olsun, gözün onların üstünde olsun.
Necdet bunu duyduktan sonra önce bir psikologla görüşüyor ve bu psikolog Necdet'e sakinleştirici ilaçlar veriyor. Diyor ki bunları çocuklara çaktırmadan içeceklerine karıştır, bu şekilde bu dönemi daha sakin atlatsınlar. Ayrıca çocukları Necdet alıp Kahramanmaraş'a götürüyor ki burada olayların içinde kalmasınlar. Çocuklar Kahramanmaraş'a döndükten sonra annelerinin yaşadığı eve yerleşiyorlar. Yani tekrar eski evlerine dönüyorlar. Ve buraya gider gitmez ilk yaptıkları şey tekrar bir deneme yapmak oluyor. Bu sefer babalarının evde olmadığı bir anda evin tüm ocaklarını açıyorlar ve beklemeye başlıyorlar. Ama nasıl olduğuna dair net bir bilgi bulamadım. Bu sefer de hayatta kalmayı başarıyorlar. Yine de Necdet bu olaydan sonra artık çocukların karşısına alıyor ve diyor ki ne yapabilirim sizin için? Yani neden böyle yapıyorsunuz? Size iyi gelebilecek bir şey var mı? Ben onu yapayım diye çocuklarla konuşuyor. Ve çocuklar da hep bir ağızdan diyorlar ki biz bu evde yaşarsak annemizin anıları sürekli gözümüzün önünde olacak ve hep kendimizi kötü hissedeceğiz. Bizi başka bir yere götür. Bunun üzerine Necdet çocukları alıp bir bağ evine götürüyor. Buradayken aynı zamanda daha öncesinde doktorun vermiş olduğu sakinleştirici ilaçları da çocukların içeceklerine katıp onları içirmeyi başarıyor. Ama çocuklar bir iki gün içerisinde bir gariplik olduğunu anlıyorlar. Sürekli uykuları geliyor, sürekli yatmak istiyorlar. Normalden daha sakinler. Ve bunu fark ettikleri anda babalarının elinden bir daha bir şey yiyip içmiyorlar. Anlıyorlar bir gariplik olduğunu. Necdet buradayken artık işe başlıyor yavaş yavaş ve işe gittiği için, iş yeri de merkezde olduğu için sık sık çocuklarının başında duramıyor. Bu yüzden iş yerinde katip olan arkadaşlarından bir tanesine rica ediyor, bekçi olarak tutuyor. Ve bu adama diyor ki benim çocuklarıma göz kulak olur musun? Yani 7-24 onların başında ol. Sürekli gözün onların üstünde olsun ve bana da bilgi ver. Bu adamın ismi de Hayri. Hayri de kabul ediyor ve gidip çocukların yaşadığı bağ evinde o da yaşamaya başlıyor. Hayri sürekli gözünü çocukların üstünde tutuyor. Evet, sürekli Necdet'e bilgi veriyor. Evet, ama bir gün şöyle bir şey yaşanıyor. Çocuklar ellerinde bir alışveriş listesini Hayri'ye getiriyorlar ve diyorlar ki burada yiyip içecek çok fazla bir şey yok. Bize yiyecek içecek getirir misin? Hayri de önce Necdet'e haber veriyor. Onun onayını aldıktan sonra da alışverişe gitmeyi kabul ediyor. Merkezde olmadıkları için gidip gelmesi birazcık uzun sürecek. Necdet daha öncesinden önlemini almış. Evde bulunan tüm kesici aletler, çatallar, işte kendisinin daha öncesinde olan ruhsat tabancası, çocukların yani kendilerine zarar vermede kullanabileceğini düşündüğü her şeyi evden çıkarmış durumda. Bu yüzden bir tık daha Hayri gidip gelene kadar bir şey olmayabilir diye düşünüyor ama aynı zamanda içinde de bir kurt var ya başka bir yolunu bulurlarsa diye. Bu sebeple çocuklardan bir tanesine mesaj atıyor ve diyor ki eğer siz kendi hayatınıza kıyarsanız anneniz asıl o zaman ölür. Bunu söylemesindeki amaç tabii ki çocukları ikna etmek. Hani annelerine madem çok bağlılar annelerine hayal kırıklığına uğratmak istemezler diye düşünerek böyle bir mesaj atıyor. Ama ters tepiyor bu durum. Çocuklar bu mesajı okuduktan sonra gerçekten çok sinirleniyorlar ve 3 tanesi telefonunu kırıyor. Daha sonrasında söylenenlere göre kendileri bir şeyler yiyip içmişler Hayri gelene kadar. Ve en sonunda Berarıs'ın aracından yüksek sesle müzik açmışlar. Daha sonrasında Hayri eve dönüyor. Ve eve geldiği zaman girişte direkt onu korkunç bir manzara karşılıyor. İlk gördüğü beden girişteki Ruli'nin bedeni. Daha sonra diğer çocukların bedenleri de farklı yerlerde bulunuyor. Mesela Berarıs'ın bedeni yine girişteki holde bulunuyor. Sajen evin kulübe kısmında bulunuyor. Radan ise odunlukta bulunuyor. Hepsi bir ip yardımıyla kendi hayatlarına son vermişler kendilerini asarak. 21 Nisan 2011'de bu 4 çocuk da artık kurtarılamayacak şekilde hayatlarına son veriyorlar. Yani annelerinin hayatını kaybetmesinden sonra sadece 6 gün dayanabilmişler ki o kadar çok şey anlattım, o kadar çok şey yaşandı düşünün. Necdet neler yapmaya çalıştı, oradan oraya götürdüğü çocukları, birçok şey yaşandı. Yani 6 gün gibi bir süreçten bahsediyoruz. Necdet Bey de aslında elinden geleni fazlasıyla yapmış benim gördüğüm kadarıyla. Yani çocuklarını olabildiğince bu olaylardan uzak tutmaya çalışmış. Başka yere gitmek istemişler, başka yere götürmüş, psikologla görüşmüş. Yani yapabileceği her şeyi yapmış. Ama maalesef ki çocuklarını kurtaramamış. Bu 4 çocuk hayatlarını kaybettikten sonra aynı yere defnediliyorlar. Yani yan yana defnediliyorlar. Bildiğim kadarıyla annelerinin mezarlığıyla aynı yerde değil. Çünkü anneleri İstanbullu olduğu için, daha öncesinde İstanbul'da yaşadığı için Karacaahmet mezarlığına gömülmüş. Ama bu çocuklar Kahramanmaraş'a gömülüyorlar. Cenazelerine bilinen üzere babaları Necdet Bey katılmıyor. Ama bu herhangi bir şekilde çocuklarına düşmanlık gütmesinden vesaire kaynaklı değil.
çok zor şeyler yaşamasından ve artık bunu kaldıramamasından kaynaklı muhtemelen. Çünkü olaylar sonrasında da ben bir röportajını okudum ve hep eşinden de aslında bir noktada onun yetiştirme tarzı çocukları bu raddeye getirmiş olmasına rağmen iyi şekilde bahsediyor. Mesela eşi leylakları çok severmiş. Bütün evin bahçesi leylak ağaçlarıyla doluymuş. Benim prensesim bunları çok severdi diyormuş. Çocuklarının hayatını kaybetmesinden sonra bile. Hep ondan iyi birisi olarak bahsediyormuş. Çocuklarından da öyle. Sadece Bereris için, yani en küçük olan çocuk için birazcık annesinin karakterine benziyordu ve çok baskındı. Belki diğerlerini de o ikna etmiş olabilir böyle bir şeye demiş. Yine tüm olaylardan sonra Neyran Hanım'ın yapmış olduğu heykelleri de kırdığı, yıktığı biliniyor. Bu da muhtemelen görmekten acı duyduğu için. Çünkü yine bunu açıkladığı röportajda Neyran'ın mükemmel bir kadındı. Onu kaybetmemek için biz elimizden gelen her şeyi yaptık. 5 hastane gezdik ama kurtaramadık gibi açıklamalar yapıyor. Açıkçası bence bu da zor bir şey. Çünkü 4 çocuğun bu hale gelmesinde kötü niyette olmasa da bir noktada annenin büyük bir payı var. Evet, benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Bence çok fazla ders çıkarılması gereken, gerçekten çok ilginç bir olay. Bu kanalda da yine Türkiye'den bir dava olsun istedim. Uzun zamandır da bu davayı çekmek istiyordum açıkçası. Sizler de düşünceleriniz davayla ilgili, benim anlatmadığım bildiğiniz şeyler varsa onları aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.